Herkese merhaba. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliğimiz. Bizi kırmayıp yayınımıza katılan Doktor Özlem Güngör hocamıza öncelikle teşekkür ederiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum hocam. Toros Üniversitesi ve Atatürkçü Düşünce Topluluğu adına sizlere tekrardan teşekkürlerimi ileteyim. Hocam 12 Mart biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü olarak her yıl kutlanıyor. Bu etkinliğimizde biz de size offline, online olarak uzaktan katıldık. Bununla ilgili Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ya da onun hayatı hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Kısaca lafı uzatmadan size bırakayım sözü. Buyurun hocam, Mehmet Akif Ersoy kimdir ya da Mehmet Akif Ersoy nedir? Bize bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ben sözlerime rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un bir fotoğrafının arka tarafına yazdığı iki mısrasıyla başlamak istiyorum. Rahmetle anılmak ebedi budur ama sessiz yaşadığım kim beni nereden bilecek? Gerçek manada inanmış bir insanın tevazu dolu sözünde ancak saygı gösterilebilir. Fakat Akif bu noktada yanılmıştır. Çünkü onun gibi çok önemli şahsiyetler İşte bugün düzenlenen bu program böylesine kıymetli bir şahsiyetin anılmasına vesile olmuş olmasından dolayı son derece çok önemlidir. Bu nedenle bizleri burada buluşturan kıymetli arkadaşım Ercan Bey ve Toros Üniversitesi'ne huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet, öncelikle Ercan Hocam ve Mehmet Akif'in hayatına bakacak olursak, sosyal, edebi, kültürel, siyasi, tarihi hazinemiz toplumun ideallerini zenginleştiren, besleyen, kahramanlık timsali pek çok isimle doludur. İstiklal Marşımızı şairi Mehmet Akif de destansı hayatıyla örneğine çok az rastlanan, çok ünlü eşsiz kahramanlarımızdan biridir. Böylesi zengin özellikli kahramanlık timsali bir şahsiyeti, bütün toplum fertlerinin daha yakından tanıması, nasıl yaşadığını, yazdıkları ile yaşadıkları arasındaki uyumun boyutunu görüp muhakkak öğrenmesi ve bilmesi gerekir. Aslında bir gün için sınırlandırılmamalı değil mi hocam? Mehmet Akif Ersoy'un kişiliği sadece 12 Mart'ta ya da vefatında anılması için bir gün olmamalı. Mehmet Akif Ersoy'un düşüncelerini de yaşamak önemli. Ya da İstiklal Marşı'nı her duyduğumuzda Mehmet Akif Ersoy aklımıza geldi. Evet. Evet. Ya, tabii ki aklına geliyor ama tabii ki de bunu sonraki nesillere düşüncelerini dediğiniz gibi düşüncelerini çok iyi bir şekilde aktarmamız. Bu bize ne söylüyor? Bunu idrak etmemiz ve nesillere, gelecek nesillere de bu şekilde aktarmamız gerekiyor. Şimdi biz de Mehmet Akif'in yaşantısıyla, yazdıklarıyla, yazamadıklarıyla, söyledikleriyle ya da söyleyemedikleriyle, duruşuyla her insanda bir tanesi bulunduğunda onu değerli kılan başkaca özellikleriyle, kısacası hayatının her anıyla, her bir açıdan yol gösterici bir aydın olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onun için olmalı ki istiklalimizin destanı olan İstiklal Marşı'nı yazmak, çağdaşı onlarca şair arasından ona nasip almıştır. İşte bu sebepledir ki bugün Mehmet Akif'i anmak, onu tanımak, tanıtmak, onun örnek aydın kişiliği üzerinde durmak son derece önem arz etmektedir. Türk şiirinde milli, dini, ahlaki yeni bir çığır açmış olan İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif 1873'te İstanbul'da doğmuştur. Babası Fatih müderrislerinden Tahir Efendi, annesi ise Buharalı bir şehrin torunlarından olan Emine Şerif Hanım'dır.
Çocukluğu Fatih'in Sarıgüzel Mahallesi'nde geçen Akif'in Fatih Merkez Müftüsü'nde edebiyata olan ilgisi artmıştır. Ve sonraları Mehmet Akif, Tophane Veznedarı Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlilik yapmıştır. Edebiyat ilgisi arttıktan sonra ileriki süreçte Mehmet Akif pek çok edebi dergide şiirlerini, düşüncelerini yayınlamıştır. Memurluk hayatına başlamış olan Mehmet Akif, Balkan Savaşı'nın bitiminde memurluktan ayrılmış, önce Mısır'a, sonra da Van'a. Tabii mütarekin yıllarının bu kuranlı günlerinde kötümser bir ruh haline görünen şair, 1919 Mayıs'ında İzmir'de işgaliyle çok büyük bir üzüntü yaşamış. Ve bu durum onun ruhunda, benliğinde müthiş bir kıvılcımı çakmıştır. Sonrasında Mehmet Akif Anadolu'ya geçmiş, Balıkesir'den başlayarak Kastamonu'ya, buradaki köylere, kasabalara adeta o dönem yayan denilebilecek vasıtalarla gitmiş, camilerde vaazlar vermiş ve bu şekilde milli mücadele yolunda halkımızın birlik duygusu ile maneviyatını canlı tutmaya çalışmıştır. Bu Anadolu serüveninden sonra 1923 yılında İstanbul'da dönen Mehmet Akif Sefilur Reşat dergisini çıkarmaya başlamış. Ve aynı yılın kış aylarında da Abbas Fani Paşa'nın da davetiyle Mısır'a gitmiştir. Bir süre Mısır'da hayatına devam eden Mehmet Akif yine burada Mısır'da Kahire Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı derslerini okutmuş hem de Kur'an-ı Kerim tercümesine devam etmiş. 1935 yılına gelindiğinde bu dönem bu 1935 yılında rahatsızlanan İstiklal Marşı'nın değerli şairi hem rahatsızlığının tedavisi hem de dayanılmaz hale gelen vatan hasreti sebebiyle döndüğü 1936 yılının Aralık ayında 63 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hocam hayatını kronolojik bir şekilde bize aktardığınız için teşekkür ederiz. Siz söylerken benim de aklıma geldi, hatta not tuttum burada. Almanya seferinde yani seyahatnamesinde şöyle de ilginç bir dipnot vardır. Almanlarla biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda savaştığımızda biz yan yanaydık. Müttefiklik daha doğrusu. İngilizleri ve Fransız askerlerini esir alındığı sırada Almanlar bakıyor ki bu askerlerin arasında Müslüman olan belli başlı askerler de var. Türkiye ile de daha doğrusu Osmanlı ile de müttefik olduğu için Osmanlı'dan bir heyet talep ediyor. Bu Müslüman askerler aslında biraz daha iyi muamele gösterebilmek için. Çünkü müttefik olduğumuz için aradaki ilişkiyi sıcak tutmaya çalışıyorlar. Bu gönderilen heyet arasında da daha doğrusu heyetin başkanlığına da Mehmet Akif Ersoy seçiliyor. Mehmet Akif Ersoy buraya geldiği sırada Alman hükümeti, Alman devleti bütün masraflarını Alman devleti tarafından karşılaşacağını söylüyor. Ve birinci sınıf, birinci kalite otellerde, lokantalarda her türlü masrafının karşılanacağı söyleniyor. Akif gelir gelmez ilk yaptığı şey ilginçtir hatırat. Aslında kişiliğinin ne kadar mütevazi olduğunu vurgulamak istiyorum burada. Gelir gelmez o lüks birinci sınıf otel değil, İstanbul'da daha doğrusu Anadolu'da nasıl bir muamele görüyorsa orada da aynı muamele görmek için öyle bir otel talep ediyor. Hatta bazı hatıratlarda ve dipnotlarda vardır ki bir yakınının oğlunu ya da bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Bir yerde oturup bir şeyler yiyorlar. Akif'in her şeyi Almanlar tarafından karşılandığı için misafirleri de Alman şeyi masrafları tarafından karşılanacağını söylense de Akif ısrar ediyor. Diyor ki yanındakinin onun hesabını ayrı tutun, benim hesabımı ayrı tutun. Yani öyle mütevazı bir insandan zaten milli şuuru uyandıracak da bir şiir
Kimden çıkacak? Akif gibi bir kişilikten çıkacak. Hatırlattım. Bir de siz şöyle bir şey söylediniz hocam. Anadolu coğrafyasına gelerek, daha doğrusu İzmir'in işgaliyle beraber milleti uyandırmak için hem cami önlerinde hem köy, kasaba, il il gezerek, vilayet vilayet gezerek irşat heyetleri dediğimiz belli başlı heyetler var. Bunlar da milli mücadelede aslında halkı, toplumu biraz daha uyandırmak, birlik beraberliği sağlamak, milli şuuru biraz daha harekete geçirmek için oluşturulmuş heyetler. Gönüllü olarak Akif bu heyetlerde görev alıyor. Aslında Akif'in istiklal denmesi, hani bugünün programımızın konusu gönlümüzde Akif, dilimizde istiklal. Akif'in aklında, dilinde de istiklal ve bağımsızlık olduğunu görüyoruz. Ve bu marşı da yazan kişi Akif olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, kişiliğinden bahsettik, kişiliğinden bir şeyler söyledik. Daha doğrusu ufak bir kronoloji de olsa bahsedebildik, söyleyebildik. Onun haricinde hocam, Akif'in edebi kişiliğine değinebilir miyiz? Yani çağdaşlarıyla beraber nasıl bir edebi kişiliği vardı? Aynı mıydı? Çağdaşlarından farklı mıydı? Realist miydi? Tabii bu sizin konunuz. Ben çok onu merak etmek istemiyorum. Sözü size bırakacağım. Realist miydi? Yoksa sürrealist miydi? Nasıl bir yol izleyecek? Bize edebi kişiliği hakkında biraz daha bilgi verirseniz seviniriz hocam. Mehmet Akif'in edebi kişiliğine baktığımızda Mehmet Akif nesir sahasında sosyal, dini ve edebi konularda makaleler yazmış ve tercümeler yapmış bir şahsiyettir. Ancak bilindiği üzere onun asıl şöhreti şiir şahsiyettir. Akif'e göre edebiyat toplumun ahlaken yükseltilmesine hizmet ediyorsa bir değere sahiptir. Aksi halde onun bir değeri yoktur. Yani kısacası edebiyat topluma faydalı olmalıdır. Eğer yararlı olmuyorsa hiç değilse zarar vermemeli, ahlaki çöküşe de sebep olmamalıdır. Bilindiği üzere onun ilk şiir kitabı Sabahattir ve o İstiklal Marşı gibi çok önemli bir şiiri bu eserine almıştır. Bunun sebebi de tabii bilindiği üzere onun milletin eseri olduğu için, millete mal ettiği için onu kendi eseri gibi görmemiş ve ilk şiir kitabı olan Sabahattir almıştır. Aslında edebi kişiliği hakkında tabii ki de burada söylenecek çok söz var. Ama tabii süremizin kısıtlı olmasından dolayı biraz İstiklal Marşı üzerinde konuşmak, İstiklal Marşı'nın önemi, yazıldığı dönem hakkında birkaç bir kelam etmek daha uygun olur diye düşünüyorum Ercan Hocam. Sizin burada eklemek istediğiniz bir şey varsa Hocam tabii buyurun. tabii. O zaman şöyle mi? Akif'in edebi kişiliği halk için midir? Hani şey vardır ya, sanat devlet için mi ya da halk için midir? Toplum içindir. Yani o zaman toplumda eleştirel bir boyutu da var Akif'in. Toplumdaki bozuklukları eleştirebilecek seviyede bir edebi kişiliği var. Bununla birlikte hocam şöyle bir şey, Mehmet Akif Ersoy öncelikle bir Baytar Mektebi, daha sonra Rüşdiye Mektebi'nde şey, daha doğrusu bir yönetici sıfatında bir okula gidiyor. Yalnız bunu, kendine uygun olmadığını, elinin kalem tuttuğunu fark ediyor. Ve diliyle, yüreğiyle kalemi çok rahat bir şekilde yazabileceğine inanıyor. Bu yönde ilerlemeye başlıyor. Akif'i buna iten sizce yaşantı mı, yoksa o dönemki şartlar mı? Yani bence hem içinde bulunduğu dönem hem de onun hissettikleri sadece Değil mi? içinde bulunduğu dönem Peki hocam, İstiklal Marşı, İstiklal Marşı'na gelelim. İstiklal Marşı'nız biliyorsunuz marşlardan aslında biraz ben kısa bahsedeyim. Bütün milletlerin duygusunu, düşüncesini ifade etti, üzüntüsünü, acısını, sevincini paylaşabildiği
Milli duyguları, milli şuuru, daha doğrusu birlik ve beraberleri kuvvetlendiren bir müzikal de olsa, şiir de olsa, mısra da olsa, bent de olsa bir varlık var ortada. Bu marş ihtiyacı sadece o dönem içinde sağlanmıyor ya da istenmiyor. Daha öncesinde de Akif'in Ordu İçin Doğas diye bir yazmış olduğu şiir tarzı bir şey var. Akif'in daha önce de böyle bir şey var mı sizce? Hani marş yazayım, maneviyatı artırayım. Durum. Tabii ki tartışılabilir. Doğrudur hocam. Zaten Osmanlı Devleti'nin ilk marş ihtiyacı ya da daha doğrusu böyle coşkulu bir ihtiyacı ta 19. yüzyıllarda falan tekabül ediyor. Hatta ilklerin adamı dediğimiz söylediğimiz 2. Mahmut döneminde böyle bir Mahmudiye ya da Mecidiye dediğimiz marşlar okunuyor orduda veya askeri birliklerde. Arkasından artık 20. yüzyılda tabii ki yaşadığımız durum şartlar bizi biraz daha maneviyata iniyor. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşların en çetin geçtiği zaman nasıl eğitime vermiş olduğu önemi gösterdiği gibi, Maarif Kongresi'nin düzenlendiği gibi Maarif Vekaletinden, daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığından yine marşın yazılması ve orduya ithafen bir şeylerin söylenmesi için bir yarışma düzenleniyor ve Akif bunu saçmalık olduğunu işin açıkçası biraz. Çünkü ödül konulması Akif'in çok zoruna gidiyor. Bunu almak istemiyor. Hocam İstiklal Marşı'ndan devam edelim isterseniz. İstiklal Marşı'nı bize nasıl yönden, hani edebi yönünden mi değerlendireceksiniz, Akif üzerinden mi? Konuyu size bırakacağım. Siz bize oradan yönlendirirseniz biz de sizi canı gönülden dinleyelim. Şimdi İstiklal Marşı'na bakacak olursak, Mehmet Akif Ersoy, Türk toplumu için yüksek mana ve iman örneği olarak ifade edilebilecek İstiklal Marşı'nın kalem almışı. İşte milletimizin felaketleri ateşten gömlek gibi giydiği memleketimizin o dönemde kan ve barut kokusu içinde kaldığı yıllarda milletimize ümit ve yeni bir ruh aşılamayı hedeflemiş. Ve bunu da nitekim başarmıştır. İstiklal Marşı'nın üstün ve öncelikli taraflarından biri de yazarının derin kültürlü, milletinin ıstıraplarıyla beraber ortak değerlerin de samimi olarak onlarla birlikte yaşayan büyük bir şair olması da bence bir marş yazarı için çok önemli. Çünkü o onlarla birlikte o dönemi yaşadı ve yaşadığı sıkıntıları, o milletin, ülkenin içinde olan durumu marşa yansıttı. Bizim milli marşımız istiklal mücadelemizi, o tarihlere sığmayan destanı terennüm ettiği içindir ki İstiklal Marşı diye adlandırıyoruz. Evet, bu marş Mehmet Akif'in kaleminden çıkmıştır. Ama aynı zamanda bu büyük Türk milletinin kolektif alt şuurundan fışkırmıştır bence. Yani İstiklal Marşı hepimizin, herkesin malıdır. Az önce de söylediğimiz gibi bu sebeple Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı defaatle almamış, kahraman ordumuza ithaf ve Türk milletine hediye etmiştir. Orduya direkt orduya ve millete ithaf ettiği bir şey.
İstiklal Marşımız şu an bile her zaman daha doğrusu coşkuyla okunuyor ve manası çok derin. Bütün mısralarında, bütün kıtalarında çok derin manalar. O da sizin söylediğiniz gibi, o da bizim milletimizin birlik ve beraberliğinden doğan kolektif bir şuur neticesinde ortaya çıkmış. Bununla birlikte Mehmet Akif Ersoy'dan bahsettik hocam. İstiklal Marşı'ndan yine bahsediyoruz. Siz de yine devam edeceksiniz. Bir guftesi tartışma çıkıyor. Mehmet Akif Ersoy o zaman biliyorsunuz Maruf vekaletinde encümenlik yapıyor sanırım. Meclis içerisinde bazı milletvekillerimiz Maruf vekaletinden birinin bir marşının ya da şiirinin yazılıp kabul edilmesine karşı çıkıyor. Ve Mehmet Akif Ersoy bu tartışmalar içerisinde hiçbir zaman girmiyor. Bu da onun kişiliğini ve erdemliğini mi gösteriyor bize? İstiklal Marşı'ndan hocam devam edebilirsiniz. Şimdi hocam, İstiklal Marşı'na böyle kısa bir giriş yaptık. Milletimizin şimdiye kadar önemli olduğunu söyledik. Tabii bunları söylerken aslında biz bütün eserleri değerlendirirken öncelikle ne yapıyoruz? O eserin yazıldığı döneme bir bakıyoruz ki nasıl bir dönemde yazılmış. Şimdi İstiklal Marşı'mızın yazıldığı dönemi de şöyle bir hatırlarsak, milletin ve devletimizin içinde bulunduğu o vehameti herhalde net bir şekilde çok iyi görebileceğimizi düşünüyorum ben. Sivri Antlaşması'nın 10 Ağustos 1920 tarihinde hocam, tabii sizin alanınız bu. Estağfurullah hocam. İşte vatan parçalanıyor, yer yer işgale uğruyor. İşte Güzel İzmir'de Yunan işgali altına giriyor. Türk milleti Orta Anadolu'da tıpkı Hazreti Peygamber'in sıkıştığı mağaraya benzeyen küçük bir alana hapsedilmek suretiyle yok edilmek isteniyor. Bu kadarını da yeterli görmeyen işgal güçleri ne yapıyor? Vatanın artık namusuna da el uzatıyor ve Ankara'ya doğru yürüyüşe geçiyorlar. Tabii bununla birlikte bu sıralarda Millet Meclisi'nde hükümet merkezinin Ankara'dan daha doğuya nakli söz konusu herhalde bu tartışılıyor. Tabii bu ağır tarihi şartlar karşısında bir milli heyecan, milli azim, milli bilinç ve imanı da daha güçlü kılmak ve bunu güçlü tutmak toplumu da millet yapan değerlerin, terklerin ruhu ve hayatlarını da daha canlı tutmak için ve milleti tek yürek, tek yumruk haline getirmek için bir İstiklal Marşı'nın yazılması durumu ortaya çıkıyor. Bu zorunluluğu çok derinden hisseden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği Nişat Encümeni üyeleri, az önce söylediğiniz gibi Batı Cephesi Kurmay Başkanı İsmet Paşa ile görüşmeler oluyor. Tabii askeri moralini yükseltecek ve halkın da özgüvenini artıracak bir milli marşın yazılması talebinde bulunuyor. İsmet Paşa da milletin istiklal duygularını kamçılayacak ve yalnız askerin değil, milletin de malı olacak bir marşın yazılmasını orada buna teklif ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işi üstlenmesine karar veriliyor. Türk milletinin milli marş olacak şiir tespit etmek amacıyla da Türk şairleri arasında bir milli marş güftesi, az önce söylediğiniz gibi bir yarışma düzenleniyor. Yarışma bir genelde bütün okullara tabii ki de duyuruluyor ve basın yoluyla da Türk şairlerinin dikkatine sunuluyor. Bununla birlikte bu marşı kazanan, yani marşı çok iyi yazan kişiye bir ödül, 500 liralık bir mükafat verilmesi kararlaştırılıyor. O dönemde bu yarışmaya 724 şiir gönderilmiş hocam. Gelen şiirlerin tamamı incelenmiş ama bunların hiçbiri Türk İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu büyük bir ifade edebilecek düşünce ve değerde bulunulmamış. Tabii o dönemin önde gelen şairleri ve tabii aynı zamanda da Burdur milletvekili olan Mehmet Akif, yarışmayı kazanan kişiye verilecek
olan 500 liralık ödül sebebiyle yarışmaya katılacağım. Niye? Çünkü ona göre bir milletin İstiklal Marşı'nın para karşılığında yazılması mümkün değil. Asla bunun mümkünatı yok. Burada dahi Mehmet Akif ne kadar yüce bir şahsiyete sahip olduğunu bize gösteriyor. Evet. Tabii bu durumun fark edilmesi Mehmet Akif'in bu sebepten ötürü bir marş yazmamasının sebebi öğreniliyor. Belli bir süre sonra da Doktor Rıza Nur'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Hamdullah Sufi Tanrıoğlu'dur. Evet. Onun özel ilgisi ve yakın dostlarının da ısrarı ile tabii ki tek bir şart var. 500 liralık ödülü almamak kaydediyor. Evet. Mehmet Akif yarışmaya katılmayı kabul ediyor ve yarışmaya katılıyor. Bunun üzerine çalışmaları başlıyor tabii ki de Mehmet Akif. O dönem marşın bazı kısımlarını Naceddin Ergah'ından, o Ergah'ın soğuk duvarlar arasında bazı kısımlarını mecliste, meclis görüşmeleri esnasında, bazı kısımlarını da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi idare hadisinde yazmaya başladı ve tamamlıyor. 7 Şubat 1921 tarihinde marş tamamlanıyor. 17 Şubat 1921'de de Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde ve Hakim Reşat Dergisi'nde bu marş yayınlanıyor. Tabii sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26 Şubat 1921 tarihli toplantısında da Milli Marş konusu ele alınıyor ve incelenmesi için bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonda 724 şiirden bir tanesi meclis kürsüsünde okunacak. Buna karar veriliyor. Tabii ki de Mehmet Akif'in şiiri de o 7 şiirin içinde. Evet. Seçilen bu 7 şiir meclise sunuluyor. Ve meclisten de bu 7 şiirden bir tanesi seçilmesi isteniyor. Meclisin toplantısından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın da başkanlık ettiği tarihe oturumda Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'ya Hamdullah Sufi Tanrıoğlu Ömer tarafından okunuyor. Ve şiirin her dizesi meclisteki milletvekilleri tarafından yoğun şekilde alkışlanıyor. Şu anda zaten her birimiz, her Türk ferdi, yani ben de kendi şahsım adına söylüyorum, yani bütün Türk gençliği adına aslında söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum hocam. Her meselesini okurken her birimizin tüyleri daha çocukluktan başlamıyor. Yani tüylerimiz ürperiyor. Okurken o dönemi tahayyül ediyoruz. Zaten tahayyül etmenin dışında bile sadece sözlerini okurken ve düşünürken bile tüylerimiz diken diken. Evet hocam. Evet. İçinizde bir coşku hali oluşuyor. O dönemde de ilk defa okununca da bunun bu şekilde olması çok güzel bir durum tabii ki de. Sonra tabii herkes büyük bir heyecanla ve alkışla İstiklal Marşı'na okunu hani alkışlıyor herkes. Ve sanılınca 4 defa mecliste ardı ardına bu marş okunuyor. Ve 12 Mart 1921 tarihli oturumda da onaylanarak resmen Milli Marş olarak kabul ediliyor. Baş olarak kabul ediliyor. Şimdi tabii sonrasında Mehmet Akif Bey ödül almamak şartıyla bunu kabul ediyor. Ama yarışma bitiyor. Tabii Mehmet Akif'in şiiri birinci seçiliyor. Yarışma sonrasında da kararlaştırılan 500 liralık ödül Mehmet Akif'e takdim ediliyor. Yani sonra bir teklif veriliyor. O tabii ki de Mehmet Akif bunu kendi hiçbir şekilde harcamıyor. Kimsesiz kadın ve çocuklara insan öğretmek, işte fakirlere yardım etmek maksadıyla bunlara lazım vesaire veriyor. Şimdi tabii Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'na yazma sürecine baktım. Şimdi biraz İstiklal Marşı hakkında bakalım. Yani İstiklal Marşı bize ne demek istiyor? Ne diyor? Yani bize ne anlatmak istiyor? Tabii ki. Evet, bu da çok önemli bir konu.
İstiklal Marşı aslında baktığımızda en büyük manasını ve en büyük değerini hiç şüphesiz tabii ki tarihliğinden ve içinde vücuda geldiği devrin şartlarından alıyor. Çünkü normal bir devirde yazılan bir marş değil. İstiklal Marşı'nın örnek var. Kelimesiyle başlaması da aslında oldukça manidardır. İstiklal Marşı'na böyle bir hitap ifadesiyle başlamasından yola çıkarak Akif'i ve onun yazdığı şiirleri eleştirenler zaman zaman oldu. Olmuştur daha önceki dönemlerde. Ancak tabii bu eleştiriler haksız bence. Tamamen haksız. Niye? Çünkü nasıl ki, buna bir örnek vereceğim, nasıl ki Hazreti Peygamber 622 yılında hicret ettikleri esnada müşriklerden kaçarken korkuya kapılmış olan Hazreti Ebu Bekir'e korkma, üzülme, Allah bizimledir diyerek teselli vermiş ve onun dayanma gücünü artırmaya çalışmışsa Akif de daha şiirin başında kullandığı bu kavramla milletin var olma azmini, imanını, iradesini kazandırmaya başlamıştır şüphesiz. Yani işgallerden hiçbir şekilde korkulmayacağını, daha doğrusu bu işgalleri eğer birlik ve beraberlik olursa, şuur uyanırsa yenilebileceğini, o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Eğer milli mücadelenin ya da Kurtuluş Savaşı'nın iki tane komutanı varsa, askeri ve siyasi açıdan Mustafa Kemal, maneviyat açısından da Mehmet Akif Ersoy diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Niye? Çünkü o dönem zaten şartlar çok ağır. Yani askeri içinde olduğu durum çok ağır. Askeriyenin, tabii sadece askeriyenin de değil, milletin de içinde bulunduğu durum çok zor bir durum. Yani o milleti bir arada toplamak, onların maneviyatını bir arada toplamak, o sıkıntılı dönemde, yani çok sıkıntılı bir süreç geçiren halka, gerek halka, gerek askere de yani cesaret vermek ve onun onlara tahammül aşılamak ya da tahammül seviyelerini bir tık üzere üzerine çıkarmak, üste çıkarmak çok önemli. Ki Mehmet Akif zaten bu İstiklal Marşı'yla çok güzel başarmış. Tabii İstiklal Marşı imanın her türlü maddi şartlara üstün olduğu fikrini ve hissini de bize telkin eden bir şiir. Yani iman her şeyden üstün. O dönemde ruhları kötümserlik ile kararmış insanlara muazzam bir manevi telkin, manevi kuvvet telkin etmiş. Ve savaşın kazanılmasında da az önce söylediğiniz gibi hani komutan mevzusunda muhakkak ki çok büyük bir rol oynamış. Maneviyat açısından Akif'in rolü oldukça önemli tabii ki hocam. Evet. Çünkü hiçbir tarihi hadise Türk İstiklal Savaşı kadar imanın maddeye üstün geldiğini ispatlayamaz bize. Yani iman burada maddeye üstün geldi. Bu savaş aslında kelimenin tam manasıyla dediğim gibi imanın maddeye galibesini ispat etmiş bir savaş. Tabii İstiklal Marşı da o devirde doğru düşünenlerin inançlarını en kuvvetli şekilde bize vaksettirmiş. Tabii İstiklal Marşı sadece yazıldığı devre ümit ve iman aşılayan bir eser değil. O aynı zamanda taşıdığı ve dile getirdiği yüce değerler, yüce manevi şeyler vasıtasıyla da bütün Türk neslinin milli ruhunu besleyip geliştirebilecek ulvi bir rehber. Yani İstiklal Marşı bu yüzden çok büyük bir önem arz ediyor. Milli mücadele bir milletin kendisinden çok kuvvetli teknik üstünlüğe sahip milletlerin karşısında hakkı olduğuna inandığı, istiklali uğruna, yani vatanı uğruna geliştiği ölüm kanı mücadelesi. Vatanını kurtarmak uğruna canla başla mücadele etti bir mücadele aslında. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı ya da milli mücadele. Evet. Yani o dönemde işte bütün halk bu mücadeleye koşuyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, yani büyük küçük herkes. Yani niye? Orada eksiz bir önder var. Dediğimiz gibi hem Mustafa Kemal bir önder, Mehmet Akif'in yazmış olduğu İstiklal Marşı'da bir önderlik oluşturuyor.
oluşturuyor. Ve o dönemde belki de imkansız mümkün kılınıyor ve doğuştan sahip olduğumuz yaşama hakkına, yaşama hakkına çalışıyor o dönemde ve halkımız ne yapıyor? Düşmanı bozguna uğratıyor ve inanılmaz bir destan yazıyor. Tabii İstiklal Marşı'nda yer alan hakkıdır. Bir yaşamış bayrağımız hürriyet, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Dizelerinde de milletin yazmış olduğu destanın temel ruhunu ve anlayışını çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii aynı zamanda Mehmet Akif bu dizelerde istiklal ve hak kavramları arasında da bir ilişki kurmuş. Milli şairimiz Mehmet Akif derin mana taşıyan bu sözcüklerle hakka tapan milletlerin istiklale verdiği olduğunu ve hakikati tanımayan milletlerin de köle olmaktan kurtulamayacaklarını aslında bize anlatmaya çalışıyor. Mustafa Kemal de aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk de Milli Marş ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde en beğendiği yerin, marşın en beğendiği yerin bu düzenler olduğunu az önce söylemiş oldum. Evet. Ve bunların Türk milletinin asla tabii ki unutmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü Türk hürriyetine dokunulamaz. Mustafa Kemal hatta konuşmasında o konuştuğu bununla ilgili İstiklal Marşı'nın bu dizeleriyle ilgili konuşmasında sözünü Türk'ün hürriyetine dokunulamaz cümlesiyle getiriyor. Milli mücadele dönemine ait pek çok belgede ve yaşanan olaylarda İstiklal Savaşı'nda kazanılmasında milli istiklal fikri kadar tabii ki dinin de büyük rol olduğu tartışılmaz bir gerçektir. İstiklal Marşı'nda bir milleti ayakta tutacak bütün değerler 30 kıta boyunca tek tek işleniyor ve artık sonuç kıtaya gidildiğinde bir hükme varılıyor. Bütün kıtalar bu son kıtada var olan sonuca ulaşmak için aşılması gereken birer merhale gibi aslında baktığımızda. O son kıtaya baktığımızda dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış, bayrağını görüye. Hakkıdır fakat tapan yönetmiş. Son kıtada yer alan bu düzenlerle göz önünde bulundurulduğunda İstiklal Marşı'nın ihtiva ettiği bütün manayı ve bütün olarak ele aldığımızda genel anlamda nasıl bir mesaj içerdiğine bakarsak Türk milleti milli varlığını, dinini, vatanını, emperyalist işgalci güçlere karşı kanının bulundanmasına kadar korumuştur. Hiçbir zaman esir olmamış ve olmayacak olan bu Türk milleti düşman ne kadar güçlü olursa olsun, düşman ne kadar modern silahlarla donanmış olursa olsun, sonuna kadar köle ve tabii ki sömürge olmamak için imanıyla direnecek. Dinini, kültürünü, bütün varlığını özgürce yaşayabileceği tam bağımsız bir Türk vatanı ve devleti Türk milletinin tabii ki de en büyük hedefi. Buna engel olmak isteyen her kim olursa olsun şüphesiz Türk milletinin içinde bulunduğu manevi güç birlikte hüsrana uğrayacak. O tartışmasız bir gerçek elbette. Tabii İstiklal Marşı Türk milletine mal olmuş bir eser dedik. Bu yıl İstiklal Marşı'nın 101. yılı. Bu yıl 101. yılı diyoruz. Herkesin hep birazdan saygıyla, heyecanla söylediği ve dinlediği bu marş. Bu marşı tabii en önemli nokta çocuklarımızı okuturken onlara bu eserin dayandığı hayat felsefesi
sosyal şartlarını da öğretmemiz gerekiyor ki çocuklarımız da bu İstiklal Marşı bizim marşımız nasıl bir zorunda, nasıl bir dönemde yazıldı bilirsin. Yani o sadece herhangi bir okul duvarlarına var ya da herhangi bir ülkesinde asıl olan marş olarak kalmasın. Çocuklarımız da bunun arka planını bu İstiklal zaten bizim geleceğimiz yeni nesiller. Yeni nesiller İstiklal Marşı'nın tam manasıyla değerini ve kıymetini kavrayabilmeli. Bu da tabii ki de bize de gelişti. Çünkü bir milletin geleceği gençliğe emanet. Değil mi? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün de gençliğe hitabesi ya da şu an bile eğitim kurumlarında gençlere yönelik tamamen yatırımlar yapılması daha doğrusu. O zaman İstiklal Marşı'nı şöyle diyebilir miyiz? Dünü geleceğe yansıtıyor. Yani geleceği de dünden ders çıkarmak için bizim karşımıza çıkarmış çok önemli nadide eserlerden bir tanesi. Tabii sadece İstiklal Marşı'yla değil, Akif Çanakkale muharebelerinin yaşandığı dönemde de yazmış olduğu satırlar, mısralarla da bize o zamanda bazı şeylerin işaretini ya da sinyalini vermiş oluyor. İstiklal Marşı'ndan hocam devam edebilirsiniz. Son konularınız, son değinmek istediğiniz önemli şeyler. Yok, konuşulabilir hocam. Bu Akif ve İstiklal Marşı'nı konuşabiliriz, saatlerce tartışabiliriz. Hiç evet, problem değil. Çok kısa bir süre geldi size konuşmanın başında söylediğiniz gibi. Gerek Mehmet Akif, onun hayatı, düşünceleri, felsefesi ve İstiklal Marşı böyle yarım saatlik, bir saatlik programlara elbette ki sığdırmak mümkün değil ama böyle programlar yaparak en azından bir gençlikte bir bilinçlenme olması açısından tabii ki de büyük önem arz ediyor. Ben aslında daha fazla söz uzatmayayım. Bu vesileyle bugün burada büyük vatanperver ve büyük insan Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve onun değerli hatırasını yad ediyoruz. Artık tabii sözlerimi burada noktalarken ben İstiklal Marşı'mızın kabulünü 101. yıl dönümünü kutladım. Bugün de sözümü ben milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın duasına tüm kalbi duygularına katılıyorum. Bu vesileyle şu cennet vatanın kurtuluşunda gerek kalemiyle, gerekse kılıcıyla mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Değerli hatıralar önünde saygı ve minnet duygusuyla teşekkür ediyorum. Hadi. Hocam çok teşekkür ederim. Kapanışı da çok güzel yaptınız. Bana söyleyecek çok bir şey bırakmadınız. Çok sağ olun. Biz tekrardan teşekkür edelim. Toros Üniversitesi ve Toros Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak tekrar sizlere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. İstiklal Marşı'yla ilgili bugün yapmış olduğumuz bu programda çok güzel bir şeye değindiniz son sözlerinizde. Aslında İstiklal Marşı'nın gelecek nesillere maneviyatıyla iletmek sizlere ve bizlere düşen bir görev. Umarım bunu da yerine getirmek için mücadele edeceğiz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum o zaman. Programı burada kapatıyoruz. Bizi sabırla dinleyen veya dinleyecek olan herkese şimdiden de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.